Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde dördüncü videomuz. Burada hep asit ve bazların suda çözüme denklemlerini yazıyor olacağız. İlk videoda nasıl yazıldığını öğrenmiştik. Bu videoda uygulamalar yapacağız aslında. O yüzden burada yine asit ve bazların suda çözüme denklemlerinin nasıl yazılacağını öğreneceksiniz. Gelin kuvvetli asitlerin suda yoğunlaşma denklemlerini yazarak başlayalım. Hem açık gösterimlerini hem kısa gösterimlerini yazacağız. Bu arada sizin hangi asitler kuvvetli, hangileri zayıf bilmeniz beklenmiyor. Bazıları için de geçerli. Ya denklemdeki oklara bakarak bulacaksınız ya da soruda size söylenecek. Şimdi HCl'yi zaten bir önceki videomuzda yapmıştık. HBr'yi yapalım. Hidrojen bromür gazını suda çözdüğümüz zaman açık gösterimle yapayım. H2O sıvısını attık olacaktır arkadaşlar kuvvetli olduğu için tek yönlü okla göstereceğim buradan ayrılan hidrojen gidip suya bağlanacağı için açık gösterimde hidronyum iyonları oluşacak bir de ortamda bromür iyonları bulunacak bu açık gösterimi kısa gösterimde direkt HBr gazını suya koyduğum zaman H artı iyonlarını ve bromür iyonlarını vererek çözünüyor diyeceğiz. Bunu da yaptık. Hidrojen iyodür. Açık gösterimiyle yapacak olursam. Suya ekledim. Önce iyonlaşan hidrojen gidip yine suya bağlanacağı için açık gösterimde hidronyum iyonları ve iyodür iyonları oluşur diye yazabilirim. Ya da kısa gösterimde hidrojen iyodürü suda çözdüğümüz zaman Asartı iyonlarını ve iyodür iyonlarını vererek çözünür de diyebilirim. İkisini de yazabilirsiniz, ama ikisini de gördüğünüzde asitin suda çözünme denklemi olduğunu anlamanız beklenir. Nitrik asit zaten yazmıştık. Arkadaşlar sülfürik asitin sadece kısa gösterimini yazayım. Sülfürik asit, o da e, suda çözdüğünüzde asartı iyonları ve sülfat iyonları vererek çözünecek. Ama iki tane hidrojeni olduğu için iki H artı diyeceğiz. Ya da HClO4'ün kısa gösterimle suda çözünme denklemini yazacak olsam H artı iyonları ve perklorat iyonları vererek suda çözündüğünü söyleyeceğim. Ve hepsine tek yönlü ok koyduk bakın. Çünkü bunların hepsi kuvvetli asitler. Ay bir de şurada sudaları unutmuşum arkadaşlar. Hızlıca onu da ekleyeyim. Güzel olsun. Devam edelim. Gelelim zayıf asitlerin suda çözünme denklemlerinin yazılmasına. Fiziksel halleri yazmayacağım arkadaşlar. Az öncekilerde gördünüz. Şimdi HF'nin açık gösterimle suda çözünme denklemini yazacak olursam ayrılan hidrojeni suya bağlayarak yazacağım ve zayıf olduğu için çift yönlü okla çözünme denklemini göstereceğim hidronyum iyonu oluştu. Bir de florür iyonu açığa çıktı. Kısa gösterimle yazacak olursam H iyonları ve F eksi iyonları var ama kısmen iyonlaştığı için HF de var diye yine çift yönlü okla göstereceğim. Hidrojen siyonür. Açık gösterimle yazacak olursam şöyle ne yapacağım? Çift yönlü ok koyacağım. Bu hidrojen çözünen hidrojenin suya bağlanmasıyla oluşan hidronyum iyonları ve siyanür iyonları var diyeceğim. Kısa gösterimle yazacak olursam yine çift yönlü okumu koydum. H artı ve Cn eksi iyonlarım var diyeceğim. Şimdi e, burada bir de asetik asiti yapalım. Çünkü organik asitlerin suda çözünme denklemlerinde dikkat edeceğimiz bir nokta var arkadaşlar. Yapısında COOH grubu bulunan asitler organik asitlerdir. Şimdi organik asitlerde suya verilen hidrojen bu COOH yani karboksil grubundaki hidrojendir. Bakın burada suya verilen hidrojenler şunlardı, baştaydı ama burada en sondaki hidrojen. Ha bu tarafta istediği kadar hidrojen olsun, isterse 100 tane hidrojen olsun umurumda değil. Biz COOH grubundaki hidrojeni vererek çözülme denklemini yazacağız. Kısa gösterimde bunu gösterecek olursam o zaman Asitik asiti suda çözdüğümde zayıf olduğu için çift yönlü ok koydum. Bir asetat iyonu oluşuyor. Eksi. Bir de en sondaki hidrojen veriliyor diye yazacağız. Açık gösterimde yaparsam bu sefer bu hidrojeni ayrılıp suya verildiği haliyle yazmam lazım. Yani şöyle ayrılan hidrojenimiz şu karboksil grubundaki hidrojen ayrılıyor ve suya bağlanıyor. Dolayısıyla... Asetat iyonları oluşuyor. Bir de hidronyum iyonları açığa çıkıyor. Yani asitlerde organik asitlerde şu grubun içindeki en sonundaki hidrojen suya verilen hidrojendir. Buna dikkat etmeliyiz. Gelelim bazıların suda çözünme denklemlerinin yazılmasına. Şimdi bazılar suda hidroksit iyonu OH eksi iyonu vererek çözünen maddelerdir. Bazıları bunu kendi yapısından verir, yapısında zaten oh şeksi vardır. Bazıları da sudan açığa çıkarır ki burada en önemli örnek bizim için amonyak olacak. Az sonra yazacağız. Ee, yine şuna dikkat edeceğim, kuvvetli ise bazımız tek yönlü okla denklemi göstereceğim. Eğer zayıfsa da çift yönlü ok kullanacağım. Burada bakınız bazı kuvvetli bazlarımız var. Ve bunları yazarken arkadaşlar açık gösterimi kısa gösterim diye değil sadece kısa gösterimlerini kullanıyoruz aslında. Ve şöyle yapalım. Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit katısını suya koyduğumuzda suda çözdüğümüzde arkadaşlar kuvvetli olduğu için tek yönlü ok koydum. Sodyum iyonlarını ve hidroksit iyonlarını vererek çözünüyor diye göstereceğiz burada. Ya da potasyum hidroksiti suda çözdüğümüzde potasyum iyonları ve hidroksit iyonları verilerek çözünüyor diyeceğiz. Tek yönlü o kullandım kuvvetliler. Kalsiyum hidroksit bir diğer kuvvetli bazımızdır bizim. Bu katıyı suda çözdüğümüzde kalsiyum artı iki iyonları verilecek bir de hidroksit iyonları verilecek ama hidroksitin altında iki kat sayısı olduğu için başına iki koyacağım. Stronsiyum hidroksit yine bir başka kuvvetli bazdır. Ben hepsini yapıyorum aslında aynı şeyi yapıyorum ama pratik olsun diye. Sr artı iki iyonları ve hidroksit iyonları verilecek. Yine başına iki koyacağım. Baryum hidroksit yaygın kullandığımız kuvvetli bazlardan bir tanesidir. Ne yapacak? Baryum artı 2 iyonları ve hidroksit iyonları vererek çözünüyor diyeceğiz. Bunlar da kuvvetli bazlarımızın suda çözünme denklemleri. Şimdi bazların suda çözünmesi derken OH- yani hidroksit iyonu vererek çözünürler. Bazılarının yapısında hidroksit zaten vardır. Onu onu verir. Bazıları da suyun yapısından çıkarır demiştik. Şimdi onunla karşılaşacağız. Burada bazı zayıf bazlarımız var. Magnezyum hidroksitin OH'ı var. Bunu vererek çözünür. Demir hidroksitin OH'ı var. Bunu vererek çözünür. Ama sorun amonyak. Amonyak bir baz. Dolayısıyla sulu çözeltisinde bir şekilde hidroksit iyonlarının bulunması lazım ama yapısında yok. İşte hidroksit iyonlarını amonyak suyla etkileşerek veriyor ve şöyle bir şey oluyor. Amonyak gazını suda çözdüğümüzde arkadaşlar suyla etkileşime giriyor. Ve bu etkileşim sırasında ortama OH- iyonu verilecek ya. E nereden gelecek bu OH-? Sudan. Demek ki suda bir tane hidrojen eksilmesi gerekiyor. İşte çözülme sırasında amonyak sudan bir tane H artıyı alıyor. Dolayısıyla su nötr yapılı bir maddeydi. Bakın OH grubu eksi olarak ayrılıyorsa demek ki bu hidrojende artı olarak ayrılıyor. Yani elektronunu bırakarak ayrılıyor. Bu hidrojen gelip NH3'e bağlanıyor ve artı yüklü. NH4 artı katyonlu yani e, amonyum katyonlu oluşturuyor. Bu denklem arkadaşlar NH3'ün suda çözülme denklemidir. Zayıf baz olduğu için çift yönlü okla gösterdik. E, özel bir denklemdir. Yani amonyan suda çözülme denklemi deyince yazmanız gereken denklem budur. Bunu e, bu şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bakın NH3'ün suda çözülme denklemini bir de size e, modelle göstereyim. NH3'ü suya attık. Ne yaptı? Su ile etkileşti. Hatta arada bir çift yönlü ok var. Çünkü zayıf bir bazdı. Ne yapmış? Bir tane sudan hidrojen almış. Bu su hidrojenini kaybettiğinde hidroksit iyonunu oluşturmuş. Bu ayrılan hidrojen amonya bağlandığı için de NH4 artı yani amonyum iyonları oluşmuş. Bu da NH3'ün suda çözülme denklemidir. Kendi OH'ı yoktur. Ancak su ile etkileşerek ortamda OH iyonlarının oluşmasını sağlar. Bu yüzden de baz özellik gösteren bir maddedir. Evet bu videoda asit ve bazların suda çözünme denklemlerini yazdık arkadaşlar. Diğer videolarda başka videolarda görüşmek üzere.